sahnede olmak mı, şarkı söylemek mi diye bir soru sorsam, yüzde olarak hangisini oranlarsınız? Ya %100 sahnede olmak derim. Şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Ama sahnede olunca zaten şarkı da söyleyebiliyorsun. Oradan düşün, hani müzikal falan. Müzikal. Yine oradan o ihtiyacı giderim falan. Ama şey tabii yani sahnede olmak, şakanın bir yana, şaka bir yana şey, başka bir heyecan. Sözü aktarmak ya da iyi bildiğim disiplini olduğu için kısmen şarkı söylemeye göre kendimi daha rahat hissettiğim yer oyunculuk. Şarkı söylerken evet çok keyif alıyorum, çok da mutlu oluyorum ama hep bir tedirginliğim oluyor. Yani oyun oynarken de öyle. Ama hala şey tabii, uzun zaman geçirmem lazım. Heyecanlandırıyor beni. Orası çok güzel ama tabii ki net olarak her zaman tiyatro. Büyük ustayı sırada getireceğim. Sizin de burada bir Dastas oluşumunuz evet. Var. Sayın Şener Şen. Nasıl tanıştınız? Hangi projede diyeyim ya da daha sonra süreciniz, abi kardeşliğiniz, usta çıraklığınız da diyebilirim affınıza sığınarak. Nasıl oluştu? Bu projeyi nasıl ikna ettiniz? Çünkü beraber çalışıyorsunuz. Şener Şen'in zaten uzun yıllardır hayranı olduğumuz için, hani onunla büyüdüğümüz için böyle acayip bir bağ var yani hani ister istemez. Evdeki herkes Şener Şen'i bir akrabası gibi, bir abisi, bir kardeşi gibi görüyordur büyük ihtimalle. Çok sevecen, güzel de bir etkisi, aurası, ışığı olduğu için. Zaten hepimiz hayranız ama bir gün ben ajansta, bir reklam ajansının içinde çalışma yürütüyordum. Onda bir yılbaşı partisinde Şener abiyle tanıştım. Sonra her yıl bir Şener abiyle o yılbaşı partilerinde görüşmeye başladık ama artık yıl içinde de çeşitli vesilelerle denk geliyorduk. Ben her denk geldiğimde çok heyecanlanıyordum. Ve hep de aklıma şey geliyordu ya, şu zengin mutfağını bir yapsak. Ya ne kadar güzel olur böyle hani çok işte zamanında yapılmış Başar Sabuncu'nun çok da başarıyla aktardığı bir film versiyonu da var. Sahneye de taşınmış. Vasıfı Öngören çok değerli bir yazarımız. Tekrardan gençler tarafından anılması çok değerli. Bizim tiyatro tarihimizde bir yere denk düşüyor. Türkiye'deki yakın siyaset tarihinde çok net bir yere düşüyor. Çok değerli göndermeleri var. Ya bütün buradan düşününce yapılmaması benim için hani böyle niye yapmıyoruz diyeceğimiz bir şey. Ve 40 yıl sonra Şener abi yeniden bu projeyi yapmaya evet dedi. Yol Ayrımı filmindeyken biz. Zor muydu ikna etmek? Ya aslında Şener abi zaten yapmayı kafasına koymuş tiyatroyu. Yani bundan böyle biz teklifle gitmeden 1-2 yıl önce biraz kafasına dönüyormuş. Ve ne oynarım diye düşündüğünde de onun da aklına Zengin Mutfağı gelmiş. Ama birkaç vesileyle gerçekleştirmek için adım atmış. Sonra bazı engeller çıkmış. Zamanla, süreyle ilgili, gelen işlerle ilgili nasip olmamış o süre içinde. Yani Şener abim de çok iyi tanıdığı iki arkadaşla birlikte onunla bir öğle yemeğine çıktım. Onun haberi vardı zaten konudan. Film sonrasında, Yol Ayrımı'nda işte yeniden karşılaşıp daha çok görüşme zamanı, hali, vakti bulunca. Sonra derken işte orada söyledim abi böyle böyle ben bunu istiyorum, şöyle şöyle ne diyorsunuz falan diye. O da dedi ki tamam yani bir düşünelim yaparız herhalde falan. Ben böyle inanamadım. Gerçekten mi acaba yani dalga mı geçiyor? Kalk git mi diyecek bana, ne diyecek acaba falan. Sonra gerçekten biz o yaz başladık. Yani Dastas inşaattı. Aslında ilk Şener Şen'in oyunuyla yani Zengin Mutfağı ile ve o ekiple açıldı tiyatro. Bu anlamda da bize inanılmaz bir hediye oldu tabii. Yani burada Şener abinin varlığı bizler için çok değerli, çok önemli. Ve bence zaten Türk tiyatrosu için de çok önemli her zaman. O yüzden ustayı böyle hala görüyor olmak, canlı canlı seyredebiliyor olmak, onun buraya bir gün gelip yine oynayacak olma ihtimali bile, ki programda var, oynayacak zaten. Onu soracaktım. Yeni sezonda Şener Şen olacak, sizin ağzınızdan duyuyoruz şu an ama yeni transferler olur mu, yeni projeler? Şimdi yeni projelerimiz olacak. Yani 4-5 tane prodüksiyonumuz olacak. Aslında bütün prodüksiyonlarımız neredeyse devam ediyor olacak. Konserler de olacak. Konserler tabii. Konserler yoğunlukta yine devam edecek. Bizim içeride bir restoran alanımıza bir yenilemeler var. Onlar Eylül-Ekim'e doğru toparlanmış olacak. Dastas Akademimiz var bizim arkadaşlarımızın içinde. Gerçekten çok büyük çabayla var ettikleri bir oyunculuk okulu gibi devam eden ki öyle. Çok değerli bir eğitmen kadrosu var. O devam edecek. Dastas aslında tam kadrosuyla, tam güçle, heyecanla geri dönecek.